Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu tavan sensörü dediğimiz e, sensörlü lamba bağlantısı ve ayarlanması nasıl yapılır onu göstereceğim size. Umarım yararlı bir şey olur. Evet arkadaşlar bu klemensli, süketli klemens dediğimiz bağlantı buraya yapılır. Faz nötr. Burada L dediğimiz faz L'ye bağlanacak. N'ye de nötr bağlanacak. Buna dikkat edelim. Bağlantısı bu şekilde faz nötr bağlanır. Bir de ayarlanması nasıl yapılır? Burada iki tane pot var. Bir tanesi e, sensörün yani bağlı olan lambanın gece mi yansın, yani hava karardığında mı yansın, gündüzde mi yansın 250'i var. İstersek gündüz devreye alabiliyoruz, istersek akşam hava karardığında devreye alabiliyoruz. Bu pot onu onu yapabiliriz. Diğer ikinci pot ise bu time yazan e, zaman ayar ayar yapabiliyoruz. E, eksi yöne doğru eksi yöne doğru çevirdiğimizde saniye cinsinden zaman zamanı olur. Yani bir birkaç saniye yanar. E, artı tarafına doğru çevirdikçe ise önce saniye sonra dakikaya döner. Yani kaç saniye veya kaç dakika yanmasını istiyorsak bu bunu eksi yönde zaman azalır, artı yönde zaman çoğalır yani geç söner. Diğeri ise gündüz ve akşam ayarı ise şurada gözüken güneş sembolüne doğru çevirdiğimizde bizim sensörümüz gündüz devreye girer. Burada ay şeklindeki sembola doğru çevirdiğimizde ise arkadaşlar hava karardığında karanlık olduğunda sensörümüz çalışır devreye girer ee, bu şekilde şimdi bağlantısını yapalım bir gündüz bir e, akşam ayarını yapalım çalıştıralım yani evet arkadaşlar şimdi bağlantıyı yaptık. Şimdi faz nötrü bağlayacağız. Enerji vereceğiz yani. Nötrümüzü bağlıyoruz. Fazımızı bağlıyoruz. Evet arkadaşlar enerji şey bağlantımızı yaptık. Faz nötrümüzü bağladık. Şimdi sensöre enerji vereceğiz. Şu anda enerji verdik. Geçi gözüküyor mu? Şuna enerji geldi. Şu anda ayar yapacağım ben. Yani gündüzü alacağım. Şu anda ışık olduğu için devre almak istiyorum ben. Evet. Şu anda gündüzü aldım. Algıladı. Zamanı da kısaltmak için eksiye doğru çeviriyorum. Şöyle de çevireyim. Beni görmesin. Çünkü e, değerli arkadaşlar zaman en düşükte de olsa göz var ya burada hareket gördükçe zamanı yeniliyor. Yani hareket olduğu sürece lamba sönmez. Ee, zaman ne kadar kısık da olsa bu sensör yanmaya devam edecektir. Bak şu anda el hareketimi görüyor. Bu sensör bu şekilde sürekli yanar. Bu hareket gördüğü sürece. En düşük değeri de olsa lamba sönmeyecek. Bu şekilde yapayım. Lambamız söndü ama tabi yine hareket aldı. Tabi e, hareket algılıyor şu anda. Ben şu şekilde yansın. Evet arkadaşlar şimdi e, şu anda ben şu ayarı gündüze aldım. Yani şu güneş sembolü sembolü olan tarafa çevirdikçe gündüze yanar. Şimdi ay ay sembolü var bu tarafta. Bu tarafa doğru çevrinde hava karanlık olduğunda devre girmiş olacak. Şimdi bu tarafı çeviriyorum. Lamba şimdi sönecek ama ben hareket olduğunda lamba yanmamayacak. Yanmayacak. Evet. Lambamız söndü. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çalışmıyor. Evet arkadaşlar bir kez daha göstereyim. Şu anda ay sembolünde yani o tarafa doğru çevirdim. Yani hava karanlık olduğuna yanmış olacak. Tekrardan güneşe güneşe doğru çevirirsem bu sembola doğru e, lamba gündüz devreye girmiş olacak. Şu anda çeviriyorum. Evet algıladı. Şuan tekrar akşama aldım. Bu lamba sönecek. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız destek ve moral vermiş olursunuz. Bir başka bilgi içeren videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.